hiç kim yok. G'orda ichida yosh yigit, go'zal ayol o'zini taklif qilib turibdi, hiç kim yok. Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. İnşallah bu sebep siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Qurbon hayiti musulmonlar uchun ota-onasini yoki da yaqinlarini xursand qilishning ayni vaqti. Musofir farzandingizdan otajon, onajon. Arabcha hamda o'zbekcha Qur'on kitob, obi zamzam suvlari hamda yumshoqina jonimizdan tashkil topgan bolajoningiz uchun 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan ajoyib islomiy to'plamlar va bolajonlar uchun o'yinchoqlar to'plami. Onajoningiz hamda ahli ayolingiz uchun qo'shimcha guldastalar. Shu va shunga o'xshash mahsulotlarimiz agar sizlarni qiziqtirgan bo'lsa, quyidagi nomerlarimizga Telegram va WhatsApp orqali murojaat qiling. Dastlabki xizmatlarimiz mutlaqo bepul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin va laqibatu lil muttaqin va salatu va salamu ala sayidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi darsimiz taqvo va hujur. Allah subhanahu wa ta'ala adam balasını yarattı ve onge kalbini verdi. Kalp insanın cesedi de poşra onunla da duradı. Yani şu her bir kalbin içine Allah ta'ala iki teden nesanı cöleştirdi. Takva ve fucur. فَاَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَاَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا Canga ve onu rasa kılıp yaratıp unga fısq-ı fucurunu ham, takvasını ham ilham kılıp üretken koygen zatke kasam. Adamlar var, günahını kıptırıp üyelmeydi. Üyelmezliyen bir çekede tursun, muhtanadı. Yaman ki de kıpıydım deydi. Şunu dedi, ukulatıp koydum dedi, şunu dedi, kıtadıkını dedi, kere eski de bütküz vardım dedi. Muhtanadı fakılanıp, oturup yaman içip bizmeşti deydi. Dev olup kapız deydi. Nemege şuna kadar deydi. Bana hazır körüp çıkamız. Ne mi üçün günahlık koyup durup üyelmeydi, ne mi fakirlenedi. Adamlar iki sınıf gibi bulunuştu. Takvadarlar, facirler. Kişinin kalbi de takva yense, o takva egelerden buladı. Kişinin kalbi de fucur eger galip olsa, facirlerden buladı. Kad eflehe men zekkehe ve kad habe men dessehe. Der hakikat onu, öz nefsini pakilegen kişi necat taptı. Ve onu fisk-ı fucur bulan köyüm taşlayan kimse namurat, namid bol. Demek Allah Teala'nın kalbine takvanı hem fucurunu hem ilhamlandırıp koyuyor. Dünyaya giden de iki yılda tamamen ağaçlılıkta tek imkaniyeti var. Şimdi kim nefsini sindirip takva yol göbürse yuttu, nefsini öz haline taşlayıp koysa yutküzdü. Allah Teala soru yaptı. Estaizu billah. Em neş'alü allazine amanu ve amilu s-salihati kel mufsidine fil ard اَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّرِ Biz iman keltirgen ve yakşı ammalar kılgen zatlarını yerde buzgunçilik kılıp yürgen kimseler kebi kılıp koyuyoruz mu? Ya ki biz takvadarlarını facirler kebi kılıp koyuyoruz mu? Yok buradalar. Hiç kaçan takvadar bulan facir teng bu miydi? Allah'dan korkup onu hududlarda tohtagen yalgız koygen de hiç kim onu görmeyken hem de Allah'dan korkan kişi bilen günahını kohmasından kılıp, adamlardan hayal kımasından, kıyken günahını aşkara mahtanı yürgen adam beraber bulur mu? Takvadarların fiilini köreyim. Ömer'in Hattab raziyallahu anh'u özünü hamrahı bulan adetke köre Medine köçelerde tunda yürürken bir kişiye düş geldi. Soğuk tun, o kişinin yanında ayalı kızları vardı. Soğuktan kıyılan işkemedi. Ömer'in Hattab'dan yardım soradı. Ey hayriyet Ömer'i! Cennet bilen mükafatlandıyız. Kızların ve onların anasını kiyintirgeni bizge yardan verin. Muhtaçımız Allah'a kasam elbette yardan veresiz bizge dedi. Ömer ibn Hattab, eğer yardan vermesem ki, ondan ne buladı? Vallahi kıyamet günü de benim halim hakkı da, benim halim hakkı da savalge tutulasız. Akıbeti ise ya cennet buladı, ya da uzak buladı. Ömer ibn Hattab ki Allah'ını esletildi. Ömer ibn Hattab ki Allah esletildi. Kıyamet esletildi. Kalbide takvası var adam nima kıldı. Kasbir ile gülge. Men bitti sizler ne işte demedi. Şart üstteki tonunu geçip hali kişiyi uzattı. Sonra yanındaki hamrahı yakarıp yür dedi.
ularni baytul molga olib bor. Ularni hojatlarini ravo qilaylik dedi. Taqvodorlar shunaqa bo'ladi. Allohdan qo'rqing birodar, bu qilayotgan ishingiz yaxshi emas desa, darrov to'xtaydi. Voy, astag'firloh deng. Yaxshi ish qilmayapsiz, Allohdan qo'rqing desa, qalbida taqvosi bor odam to'xtaydi. Agar taqvosi quvvati bo'lmaydigan bo'lsa, zaif bo'lsa, balki taqvosi yo'q bo'lsa, bobboydek bobolar baqir chaqirni qilaveradi. Abu Hanifa rahmatullohi alayh. Taqvodor zotlardan. Ko'chada bir kun ketayotganida bir odam, "Ey Abu Hanifa, Allohdan taqvo qiling" dedi. Abu Hanifaning rangi o'zgarib ketdi. Nimaga o'zgardi? Allohdan taqvo qilishlik. Alloh eslatildi. Taqvo so'zi ularni qalblariga shunday ta'sir qilar edi. Ammo fojirlarchi? Fisq va fujurni o'ziga kasb qo'yganlarchi? Unga Qur'onni hammasini o'qib bersang ham, hadis aytib bersang ham parvoz qilik. Bunday fojir odamlar janazada ham bemalol laqillab kulishib turaveradi telefonida. Qabristonga borganda ham bemalol tijoratni gaplashib turaveradi. O'liklarni ko'rib va'z nasihat olishlik o'rniga bemalol kulishib, chaqchaqlashib o'tiraveradi, xuddi somovarda o'tirgandek. Va idza qila lahu taqilla. Agar ularga Allohdan taqvo qiling deyilsa, nima deydi ular? Odamlarni oldida aroqni ichaveradi. Kuppa kunduzida Ramazon ro'zasida oshxonada ovqatlanib o'tiraveradi. Ayollari, qizlari yarim yog'och ko'chada yurgan bo'lsa, parvo qilmaydi. Nima uchun parvo qilmaydi? Alloh taolo uni qalbida bo'lish kerak bo'lgan taqvoni yo'q qilib qo'ygan. Ha, uni qalbida fujur ham taqvo ham bor edi boshida. Ammo fujur yengganligi uchun Alloh taqvoni olib qo'ydi uni qalbidan. Alloh taolo aytadi: "Va idza qila lahu ittaqillah" axadatul izzatu bil ism fahasbuhu jahannam va la bi'sal mihad. Qachon unga Allohdan qo'rqin deyilsa, uni kibru havosi gunohga tortadi, yetaklaydi. Unga jahannam bas kelar. Na qadar yomon joy u. Umar ibn Abdul Aziz taqvodor zotlardan. Xulofoi roshidlarning 5-si deyilgan. Janaza namozini odamlar bilan o'qidi, qabristonga keldi, o'tirdi. Va qabrlardan birini oldi o'tirar ekan qabrdan so'radi. "Ey qabr, habiblarimizni nima qilding? Aziz va xorlarni nima qilding?" Dunyoda inson aziz bo'lgandir, xor bo'lgandir odamlar oldida. Ammo qabrga kelgandagi azizligi azizlik, xorligi xorlik bo'ladi. Qaraylarda, qabrda osti bir xil. Yo boy odammi ipakka o'rab lahadini ham kafil qilib ko'mganini ko'rganmisizlar? Kambag'al ham o'sha surib ko'riladi. Boy ham o'sha surib ko'riladi. Ustiga bir xil turpoq tortiladi. Qabrini razmeri ham bir xil bo'ladi. Yer ustidagi hashamat tiriklar uchun. Ha, mana shu qabristonga kiradida, hozir aytib o'tganimizdek, bemalol kulishib, gaplashib o'tiraveradi. Birodarlar, qabristonga borganda qalbida taqvosi bor odam mahzun bo'lib qolish kerak. Qarang, 17 kirib olibdi bittasi, bittasi 71 ga kirib olibdi, bittasi 18 ga kirib olibdi, bittasi 81 ga kirib olibdi. Lekin hammasi nima bo'libdi? Kepti shu yerga. Juda ham yuragimiz siqilib ketsa, hayotdan siqilib ketsa, qabristonga boraylik. Juda ham quvnab, terimizga siqmay, hamma yog'imiz gullab, quturib ketayotgan bo'lsak ham, qabristonga bir borib qo'yaylik. Fa innaha tuzakkirukumul oxira deganlar Rasululloh. Qabristonlarni ziyorat qilinglar, zero u sizlarga oxiratni eslatadi. Innal muttaqina fi jannati va nahr. Albatta taqvodor zotlar jannatlarda va daryolar ustida bo'larlar. Ammo ana bu fojirlarchi? Yuzlari qorayan bo'ladi, ustlariga g'ubor bosgan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kullu ummati muafa illal mujahirun. Kullu ummati muafa illal mujahirun. Meni ummatimni hammasi avf qilingan. Faqat mujohirlari. Mujohir kim? Qo'rqmasdan gunoh qilaveradigan, qilib turib uyalmaydigan, gunoh qilib turib maqtanadigan. Anas ibn Malik roziyallohu anhu. U kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ulug' sahobalaridan, ulug' muhaddislardan. Ayrim tobiyinlar bilan o'tirib, ularga qarab shunday dedi. Sizlar shunaqa amallarni qilasizlar,
Sizlarning nazaringizda o amal nihoyatda bir yengil. Sochni tolasdan ham yengil deb hisoblaysizlar. Sizlar uchun hech narsa emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida ana shu amallarni gunohi kabira deb bilar edik. Tobiinlar davri qanaqa davr u? Bizi davr qanaqa davr? Tobiinlar kim? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalarini qo'lida tarbiya topgan insonlar. Shular qilgan ishlarni yengil deb sanaganlarini anasının molu günah kebira der edik Resulullah davrada deydi. Eğer anasının malik bizi zamanımızı körgenler mi derdi ki? Görün bu takvadar zatını. Adamlar da közde kiçkine bugün günahını günah kebira de böyle yaptı. Facir adam takvadar adam. Bu kelası teyim boladı mı? Facir adam günah kebira kısayam. Adamlar bunu haramlığına aitseyem, neme boptu deydi. Neme boptu deydi. İçsem özüm hiç pulum geçi yapman deydi. Kamaranıysam özüm o pulumu tölye yapman deydi. Buna kadar adamlar ki, Svitafor'da kızını ki şov otu ötüp etken payette, haram iş kıldıyız buradar. Burada canı ki tecavüz kıldıyız. Burada hakkını yediyiz desene neme deydi. Neme deydi? Ha türsün tur orasan da deydi. Hemen ötü yaptı ya deydi. Vay birader, kızılgı yürüp, burada vurup, öldürüp koysayız, kastan adam öldürgen burasız. Köpeği demem bunu, oğul, kızılgıyı anık tohtayımız. Hazır zengi oraya gelirken de ihtiyat oluş gereği hazır. Facir adam, kalbi fisk fücülge tolgen adamge, günahını esletsin, parı vakı mıydı? Ne mi oldu deydi? Ayta aradı karakere dedi. Bala aradı deydi. Memlenleme işin var deydi, bar işini kıl deydi. Ne mi ki bunu deydi? Kalbide fucur yengen bunu. Kalbide takva koymagen. İbn-i Mas'ud raziyallahu anhu bir günahını kıpagen kişi hakkı da şundey deydi. Mumun bende kılıp koygen günahını huddu onun üstüge çüşüp geçişi mümkün bogen ülken tağ deydi biladi. Yani bir günahını kıpaydı bugün ettege cezası kep kalışı mümkün. Bugün ette başının üstüne kesapat uğradıgen havatırda turadı. Adam balası var ki hata kıladı. Mumunam, kafiram. Ama mumun günah koysa bana şimdi havatır bilen duradı. Mumun bilen facirinin farkı. Mumun günah koyadı da bir gün mü etteme cezası geledi deydi. Şu günahını ölçülüşü için köy başka sevabı amellerini kıladı. İhtimal bana şu kıpoyken bitti günahını. Bitti günahını kıyken ömrünü ahir geçe isten çıkarmaydı. Var mı şunu günahlarımız buradalar? Hiççem unutamayımız. Bu şun diye günah ki siz bilesiz Rabbiz biledi. Var mı şun diye günahıyız? Facir ki, facir kıyken günahını burnuna koyunken paşa yokşatadı. Burnuna paşa kondu mu diye kısa uçup getirdi. Kim bu adam paşanı esledi mi? Eslemiydi. Hud düşünce hoşa gendik facir günahını kıladı. Lekin eslemiydi. Adam öldürgendir. Katıllı kıyandır. Ota-onasi oh bo'lgandir, birodi haqqini yegandir. Taqvo ahli bilan fujur ahlining farqi shunday bo'ladi. Ato ibn Yasor solih taqvodor insonlardan edi. U Makka Mukarramaga umra qilishlikka yo'lga tushdi, Madina Munavvarada. Yo'lda hamrohlar bilan dam olgani to'xtashdi. Quyoshdan saqlanishlik uchun ato bir g'orga kirib, shu yerga o'tib dam olmoqchi bo'ldi. Az gün yatkendiden ki bir yaş ayol koylarını hedef ötüp aldı da salam belip gargı kirdi. Ata ibn Yasar Ali geldi. Ayol Ata'ya özüne teklif kıldı. Hiç kim yok. Gargı içi de yaş yigit, güzel ayol özüne teklif kıldırıp da hiç kim yok. Fakat Allah görüp durup da. Ata ibn Yasar yığılıp yubardı. Ayolunca sen gene mi buldu? Yığısı yine küçüğüydü. Sen yine mi buldu? Yine yığılı olurdu. Sonra ata aitti. Ey Allah'ın çörüsü. Allah Azze ve Celle sen bilen menge harap durganı yine bilemen. Allah'ın huzuru da, kıyamet günü de sen bilen beni halim nama buluşu yine oylattırıp yığıladın. Kendi kılıp şu işe cüret kıldın. Kendi kılıp özüne takilip kıldın. Allah'ın huzuru da nama değilsen. Ata yığılışla devam etti. Ayol yup atış götürdü. Keyin özü hem Ata'ya koşulup yığılaya başladı. Ata ibn Yasar onge kıyametini esletti, özü yığıladı. Keyin ayol, mene hakkımge dua kıl dedi. Ata'nın haladan ibretlendi. Keyin koylarını haydar çıkıp gitti.
Fitneden omonda qoldi. Fitneden omonda qoldi. Alloh saqladi. Uydan 5 gün bo'ldi chiqqaniga, 6 gün bo'ldi chiqqaniga, ayolidan uzoq nafs xohlab turibdi. Ayol yosh, chiroyli o'zi xohlab taklif qilib turibdi. Shu holat zinodan imtihon deyiladi. Sizdan faqat rozilik talab qilinyapti, xo'p desiz, hamma yo'q muhoyo turibdi. Shunda zinodan imtihon deyiladi. Ato g'ordan chiqdi, hech kim indamadi bo'lgan ishni, Makkaga qarab ravona bo'ldi. Makka-i Mukarrama yetib kelib, umrasini ado qildi. Tavof qilar ekan, charchab Ka'bani oldi yotib uxlab qoldi. Tush ko'rdi. Tushida Yusuf alayhissalomni ko'rdi. Ato tushida Yusuf alayhissalomga aytayapti: "Ey Allohning nabiysi, Qur'ondagi sizni qissangiz ne kadar ajib. Azizning ayoli bilan bo'lgan qissangiz ne kadar ulug'" dedi. Yusuf alayhissalom javob berib: "Bundan ham ajibroq narsani bilishni istaysanmi?" Ato: "Bundan ham ajibroq nima bor?" Yusuf alayhissalom aytdi: "G'orda seni ayol bilan tutgan ishing" dedi. Ato cho'chib uyg'onib ketdi. Bu tushini hech kimga aytmadi. Faqat o'limi arafasida, o'limi yaqin tushini aytib berdi. Alloh taolo saqladi bu bandani, birodarlar. Nima uchun? Qalbida taqvo bor edi. Hasan Basri rahmatullahi aleyhden soradılar. Nima uchun fojirlar o'zlarining gunohlarini odamlar oldida gapirib, undan faxrlanib yuradilar? Mana boyagi darsimizning avvalida bergan savolimiz. Nima uchun fojirlar gunohini qilib qo'yib, keyin buni gapirib maqtanib yurishadi? Ehtimol qarang, o'sha fojir gunoh qiluvdi, Alloh bekitib qo'ydi, hech kim bilmadi. Shunga ham qanoatlanmasdan nima qiladi bu? Yana shunday bir odamlar bor, haromga kirib qolmay, gunohga kirib qolmay deb turib, bir qancha halol narsalardan ettiroq tilib olaveradi. Nimaga fojirlar unday, nimaga taqvodorlar bunday? Hasan Basriyni javobini ko'ring. Chunki onovlar fojirlar, gunoh qilib qo'yib maqtanadiganlar Alloh taologa xor bo'lgan bandalardir. Shuning uchun ular osiylik qilishadi. Agar ular Alloh azza va jallaga aziz bo'lganlarida, ularni mana shu gunohni qilishlikdan Allohni o'zi saqlagan bo'lar edi. Ato ibn Yasorni zino qilishidan kim saqlabdi? Nima uchun saqlabdi? Allohdan taqvo qilganligi uchun. Ular Alloh taoloning nazdida qadri yo'q bo'lgan kishilar. Shuning uchun Alloh taolo ularni o'zini holiga o'ziga tashab qo'ygan. Mana Yusuf alayhissalom xuddi shu holat. Vazirning ayoli eshiklarni berkitib, bir xonaga qomab, haytalak, men bilan zino qil, beri kel dedi. Alloh taolo saqladi Yusuf alayhissalomni. Qur'onda nima dedi bu haqida? Astaydu billah. Kadalika linasrifa anhu su'a wal fahsha innahu min ibadina al mukhlasin. Undan Yusufdan yomonlik va buzuqlikni chetlatish uchun mana shunday qildik. Ya'ni o'zimiz uni saqladik. Yusuf alayhissalomni Alloh saqlamaganida Alloh biladi nima bo'lar edi. Zero u pokiza, muxlis bandalarimizdan. Bizda taqvo bo'lsa, xolis bo'lsak, Allohga duo qilsa shu gunohlardan o'zini nima qiladi? Saqlaydi. Demak, kim qilib qo'ygan gunohini Alloh yashirib turgan bo'lsa, odamlar ko'rmagan bo'lsa, yana maqtanib faxrlanib odamlar ichida gapirib yurar ekan, demak Alloh uchun bu xor bo'lgan, haqir bo'lgan odam. Gunohi bilan maqtanyaptimi? Haqir odam ekan deb qo'yavering. U uchun jon kuyuktirmang. Fuzayl ibn Iyos ulug' tobiinlardan, ulug' olimlardan, faqihlardan. Qarib qolgan paytida xalifa har bitta faqihga 10,000 dirhamdan, 10,000 dirhamdan pul tarqatdi. Ko'pchilik olimlar, faqihlar xalifaning hadiyasini qabul qildi. Fuzayl esa olmadi. Qarang, muboh. Xalifa hadiya beryapti. O'zini ummatning ishiga sarf qilgan, umrini ummatning ishiga sarf qilgan olimlar, faqihlarga xalifaning hadiyasi olishlik muboh, ammo olmadi. Halol, ammo olmadi. O'g'illar kelib, "Ey ota, nimaga olmadingiz? Boshqalar oldi-yu, falonchi falonchilar oldi. Siz ulardan ko'ra muhtojroqdingiz shu pulga." Fuzayl o'g'illar kelma deb javob berdi: "Ey bolalarim, men bilan sizlarning misolingiz bir qavmning misoliga o'xshaydi.
ularning bir sigiri bor edi. U ularga yerlarini haydab berar edi. Sigir qarib qolgan edi esa uni so'yib go'shtini yeyishdi. Ya'ni yoshligimda sizlarga sarf-harajat qildim o'sha yer haydaganda ha. Endi qarib qolganimda xalifani pulini oldib so'yib go'shtini yeyishni xohlaysizlarmi dedi. Tushunarli bo'ldimi? Shu kungacha olmaganman. Shu kungacha ta'm ham qilmayapti. Xalifa shunday beryapti, evaziga bir narsa talab qilmayapti ham. Shu kungacha shunday bir taqvo bilan yashaganman, qo'lim pok, buni bu yoqiga meni majbur qilmanglar. O'layotganimda foydalanib qolmanglar meni o'limimdan dedi. Taqvodor qalb egalari birodarlar, ularni qilgan ishlarini hamma ham tushuna olmaydi. Aso bo'la olmasmidi? Bo'la olardi. Lekin taqvo qildi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu kunlarda birida bir bog'da o'tirar ekan, daraxtdagi bir qushga ko'zi tushib qoldi. Hali qush bir shoxdan ikkinchi shoxga qo'nadi, mevadan cho'qiydi, yana shoxga qo'nadi, mevani cho'qiydi. Haligi qushni ko'rib Abu Bakr Siddiq yig'lab yubordi. Nimaga yig'layapsiz? Mana bu qush xohlagan shoxiga o'tiradi, xohlagan mevasidan yeydi, keyin o'ladi. Ammo unga na hisob kitob yo'q, va na jazo ham yo'q. Qaniydi shu qushchaga o'xshaysan? Qaniydi shu qushchaga o'xshaysan? Kim edi bu kishi? Asharay mubasharamidi? Ummatni eng afzal kishisimidi? Jannati ekanligini payg'ambarimizdan eshitgan kishimidi? Shu kishi qaniydi shu qushga o'xshasam? Taqvo ahllari, taqvo ahllari, taqvodor insonlar gunohlardan tiyilib, savobda amalda qilib turib, hech qachon g'ururlanmaydi. Gunohlardan tiyilib, savoblarda qilib turib, qo'rqib yashaydi. Xuddi shu vaqtda o'zida fojilar buni teskarisi. Gunoh ma'siyatda hammasini qo'rqmasdan qiladi, yana qo'rqmasdan jannatdan umidi bo'ladi ularni. Astagfirullah. Vallazina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Darsimizning nihoyasi. Kambag'al bechoralarga bergan sadaqalarini qiyomat kunida hisob kitob uchun Parvardigorga qaytguvchi ekanlaridan dillari qo'rqib turgan holda beradigan kishilar. Ular savobli amalni qilishadi, qabul bo'lmay qolishdan xavotir bilan yashashadi. Shuning uchun birodarlar, biz o'zimizni tutayotgan ro'zamiz, o'qiyotgan namozimiz, tilovat qilayotgan Qur'onlarimiz bilan g'ururlanmaylik. Gunoh qilmayotganligimiz bilan kekkaymaylik. Chunki bu amallarni hali Allohning huzurida qabul bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi? Odam bolasida topiladigan yaxshi sifatlarning eng go'zali omonatdorlik. Odam bolasida topiladigan sifatlarning eng xunilaridan, habislaridan, qabihlaridan bu xiyonatkorlik. Alloh subhanahu va taolo o'zining anbiyolarini maqtarkan, ularni omonatdor ekanligini, amin ekanligini aytgan. Payg'ambarlar ham o'zlarini qavmlarga tanishtirar ekanlar, aytishgan inni lakum rasulun amin. Albatta men sizlarga ishonchli, amin bo'lgan Allohning elchisiman. Afzalul xalq Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam. U zot hali payg'ambar bo'lmasidan ilgari ham Quraysh orasida As-Sodiq, Al-Amin degan laqab bilan laqablangan. As-Sodiq rostgo'y, hech qachon yolg'on gapirmaydi. Al-Amin ishonchli, hech qachon xiyonat qilmaydi. Omonatdorlik shunday bir sifatki, har qanday ishxonaga bunday sifatli odam kerak. Qo'lingizda ishlayotgan ishchilarning ichida omonatdorini ko'proq qadrlaysiz. Bir odam uyquga uxlab qolishi mumkin, kech qolib keladi. Bir xil odam harakati sekinroq, ammo mana shu ikkala sifatidan ustida omonatdorlik degan sifat bo'ladigan bo'lsa, bu aybini yoqib tashlaydi. Yoki aksincha, shustri bola, zo'r ish qiladi, choqqon, juda tez ishlaydi, ammo xiyonatkor. Omonat shunday bir sifatki, hamma sifatlarda ustida turadi desak adashmaymiz. Quraysh hali payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lmaslaridan avval, mana bilasizlar, sirat darslarimizda ma'lum, Rasululloh 35 yoshga kirganlarida Quraysh Ka'bani ta'mir qilmoqchi bo'lishdi. Ka'bani devorlarini yiqitishib, qaytadan ana shu 10 tamida 12 ta uruq yig'ilib Ka'bani tikalashni boshlashdi. Hajar al-Asvadni o'rniga kim qo'yadi degan masalada talashib qolishdi. Bir necha kun ixtilof bo'lib turdi, hatto bir-biri bilan urushlikkacha borishadigan bo'ldi. Shunda ularni kelishgan oxiriga kelishuvi bo'ldiki, yechimi mana bu haramni mana bu eshigidan kim kirib kelsa, shuni aytganini qilamiz deyishdi. Mana shu paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kirib keldilar.
Quraysh As-Sodiqul Amin Radina. As-Sodiqul Amin kirdi mi? Bo'ldi rozimiz dedi. Ya'ni Quraysh payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning omonatdor ekanligini hali payg'ambarimiz payg'ambar bo'lishdan ilgari ham tan olardilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har bir ishda siz bilan bizga ibrat bo'lgan zot. Omonatdorligi. Rasululloh Makkada 13 yil qavmini da'vat qildi. 13 yil. Qavm qabul qilmadi. Alloh subhanahu va taolo tomonidan Madina Munavvaraga hijrat qilishlikka amr keldi. Qodir bo'lganki hamma hijrat qilib chiqib ketdi. Rasululloh qoldi sallallohu alayhi vasallam Makkada va ana shu hijratdan to'sib qolingan musulmonlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Quraysh mushriklari sehrgar, kazzob, jinni, folbin, kohin deb har laqablar bilan tuhmat qilib ayblardilar. Ammo omonat narsalari bo'lsa, ishonchli odam kerak bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'zlariga olib kelib berishardilar. Qarang, gapirayotgan gapi bir gap, qilayotgan ishi ikkinchi narsa. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hijrat qiladigan bo'lib, qo'lidagi Qurayshni omonatlarini nima qildi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning omonatdorligini ko'ringki, o'ziga aziyat bergan, u kishini sahobalarini qatl qilgan, 13 yillik dushmanlik qilgan Quraysh mushriklarining omonatlarini hijrat qilayotganlarida Ali ibn Abi Talibga topshirib, mana bu falonchiniki, mana bu falonchiniki, falonchiniki. Ana birodarlar omonatdorlik. Omonatdorlik bilan xiyonat birodarlar hech qachon teng bo'lmaydi. Vallazina hum li amanatihi va ahdihim ra'un. Alloh taolo o'zining mu'min bandalarini maqtar ekan aytadi. Ular, ya'ni mu'minlar, o'zlariga ishonilgan omonatlarga va o'zgalarga bergan ahdu paymonlariga rioya qiluvchi kishilardir. Va'da berdimi? Bajaradi. Svet o'chib qoluvdi. Biqini morib qoluvdi. Darvozam ochilmay qoluvdi. U seni probleming. Ana shu va'damizda turmay qo'yish odatimizga kirib qolgandan keyin boshqa xalqlardan qolib ketdik. Ha? Mo'nov surokka putkizib beraman dedimi neymiz? Mashinangizga. O'sha surokka putkizib beradi-chi u. Inakin u realli vaqtda aytadi-da, 3 kunda bo'ladigan bo'lsa 3 kunda, bo'l kechgacha qilib qo'yamiz demaydi. Chunki u gapirgan gapiga javob berish kerak edi, o'shuning uchun o'ylab gapiradi. Ha, bo'ldi dedi, 3 kunda qilib qo'yamiz dedi. Ustalar. Bu mashina ustasi bo'ladimi, elektrik bo'ladimi, u adelka qiladigan bo'ladimi? Juda ham kam aytgan vaqtdagi ishini bajarib beradiganlar. To'g'rimi? Inechi, o'sha bergan ahdingizda turmasiz, ahdingizga vafo qilmasiz, omonatni ado qilmasiz, topayotgan pulingizdan baraka ham ketib qoladi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning omonatdorligi va buni muqobilida yahudlarning xiyonatini ko'ring. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Madina Munavvaraga hijrat qilib bordilar. Madinada yashayotgan yahudiylar ham u zotni ko'rgani borishdi. Ana shularni Banu Nazir sayyidlaridan bo'lgan Hay ibn Ahtab o'zining ukasi Yosir ibn Ahtab bilan Rasulullohni ko'rgani bordi. Borib kuzatdi va ularning kitoblarda yozilgan hamma alomatlar, yangi keladigan oxirgi payg'ambarning hamma alomatlari Rasulullohda bor ekanligini ko'rishdi. Va uyga qaytib kelishdi. Bu qissani ana shu Hay ibn Ahtabning qizi Sofiya onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga keyin turmushga chiqqan bu yahudiy ayol aytib beradi. Otamni eng yaxshi ko'rgan farzand edim. Qachon ko'chadan kirsa, otam yugurib borsam ko'tarib erkalatardi, bag'riga bosardi. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelgan kunda otam bilan amakim uyimizga kirib keldi, g'amga kirgan holatda. Borsam qarab ham qo'ymadi menga. Ovora edi shu g'ami bilan. Otam amakimdan so'rayapti. U o'sha odammi? Amakim ha dedi. Tavrotda aytilgan payg'ambar shumi? Amakim ha dedi. Hamma alomatlar to'g'ri kelyaptimi? Amakim ha dedi. Otam so'radi. Nima qilmoqchisan endi? Amakim javob berdi. O'lgunimcha unga dushmanlik qilaman dedi. Payg'ambarligini bilib turib, Tavrotda aytilgan hamma alomatlar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga dalolat qilayotganligini ko'rib bilib turib ham xiyonat qildi. Nimaga xiyonat qildi? Allohga xiyonat qilishdi. O'zlari bilgan ilmga xiyonat qilishdi. Va mana shu haqiqatni odamlarga yetkazishmadi, kufrda qolishdi, o'zini yahudlarni ham kufrda qolishiga sabab bo'lishdi. Omonatdor inson bilan xiyonatkor inson barobar bo'ladimi? Abdulloh ibn Muborak, ulug' tobiinlardan. U kishi aytadi, Shomda ekanman, yozishlik uchun bir odamning qalamini oldimda, esimdan chiqib ketib qolibman.
Safarga ketdim. Fors yerlariga yetganda haligi qalam esimga tushdi. Shom, bilasizlar, Suriya, Iordaniya, Turkiyaning bir qismi. Boringki shu Iordaniyada deylik. Eronga yetib borib turib, qalamni qaytarib berishligi uchun orqaga qaytdi. Ustalar. Ustalar har xil bo'ladi. Har xil bo'ladi ustalar. Monodiy temir tesanglaringiz deydi. Oshgan deydi. Olib keting deydi. Dedi. Olib ketadi xolos. Yo'q, qolasin desa sizga halol. Indamay olib qolsangiz, metallonga topshirsangiz halol bo'lmaydi. Chevarlar, qiyqimlar, omonat sizga u. Omonat sizga u. Notar o'lchab qiyib qo'yuvdingiz, yetmadi. Jinni material yetmay qoldi, yana olib kelib berasiz deysiz. O'zi kim aybi bilan ketdi? Ho-ho, biz topayotgan pulimizda baraka yo'q bo'lsa, faqat o'zimizdan qidiraylik. Bo'lmasam qarang, musulmonmiz. Besh mahal namoz o'qiyapmiz. Haromdan tiyilyapmiz. Ammo mana shu nozik joylarda siyg'alanib ketyapmiz, birodarlar. Omonatdor odam bilan xiyonatkor odam barobar bo'ladimi? Hech qachon barobar bo'lmaydi. Vallazina hum li amanatihi va ahdihim ra'un. Ular o'zlariga ishonilgan omonatlarga va o'zgalarga bergan ahd va paymonlariga rioya qiluvchi kishilar. Savdogarlardan biri hikoya qiladi. Bu ham voqea qissa. Biroq menga 100 ming qarz berib turgan edi dirham. 100 ming dirham. Falon muddatda qaytarib beraman deb oldim. Guvoh ham yo'q, yozib ham bermadim qog'ozga. Muddat kelganda haligi odam qarzingni to'la dedi. Qanaqa qarz dedi. Inkor qildim. Ha, mendan 100 ming olgansan, falon muddatda berishing kerak edi, muddat keldi, men tan olmadim. Guvohing bormi? Yo'q. Qo'lingda qog'ozing bormi? Men oldim degan yozib bergan. Yo'q. Tan olmadim. To'g'ri gapirayotganligini bilyapman, ammo tondim. Ketdi. Bir qancha vaqt o'tdi, tijoratimdan 500 ming dirham zarar ko'rdim. 500 ming, 5 barobar zarar ko'rdim. Shunday bo'lsa ham 100 mingni qaytarib bermadim. Oylar o'tdi, kunlar o'tdi. Baxtsiz hodisaga uchrab, 3ta bolamdan ajraldim. Ayolim, bu musibat faqat mazlum kishini qilgan duosi sababli deb bilaman. Omonatga xiyonat qilding dedi. Demak, birodarlar, omonatga xiyonat qilinsa, ahdga vafo qilinmasa, buni dunyoda ham albatta ko'riladigan qo'shtirnoqchida mukofoti bor, jazosi bor. Amin bilan xoin hech qachon barobar bo'lmaydi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu odati edi, tunda Madina ko'chalarini aylanishlik, xalifa bo'lib turganlarida. Ana shu ko'chalarni aylanib yurarkan tunda bir hovlini oldin o'tayotganda ichkarida, devorni ichkarisida ona qizni gaplashib turganini eshitib qoldi. Onasi aytayapti, qizim bugun sut ozroq bo'lib qoldi-da, ozgina suv qo'shib yubormaylikmi? Qiz aytdi, axir Amirul Mu'minin bunday qilishdan qaytargan-ku. Ona aytdi, ha Amirul Mu'minin qaydan ko'rib o'tiribdi. Qiz aytdi, Amirul Mu'minin ko'rmayotgan bo'lsa, Amirul Mu'mininning Robbisi ko'rib turibdi-yu dedi. Umar ibn Xattob buni eshitdi-da, shu eshikka bir e'tibor berib, belgi qo'ydi, ketdi. Keyin surishtirdi. Ana shu uyda gapirgan qiz kuyovi yo'q edi. O'g'illaridan Osimga nikohlab berdi va mana shu sut sotadigan ayolning qizidan Umar ibn Abdulaziz tug'ildi. Ana omonatdorlar birodarlar. Ana omonatdorlik qanday bo'lgan? Kishi dinida yo'qotadigan birinchi narsasi bu omonatdorlik. Namozini yo'qotmasa ekan birinchi bo'lib dinida. O'qirar ekan namozni. Ro'zasini tugat to'xtatib qo'ymasa ekan, ro'zasini yo'qotib qo'ymasa ekan omonatdorlik yo'qolib qolar ekan. Shunday zamonlar keladi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytilar ekan shu zamonlarda. Falon qishloqda bitta ishonchli odam bormish. Shunaqa zamonlar kelar ekan shunday deylar ekan birodarlar. Falon qishloqda falon omonatdor odam bor ekan. Hozir kunda ham birodarlar omonatdorlik bora-bora odamlar orasida ozayib ketyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar addi al-amanata ila man itamanaka va la taxun man xonaka. Senga omonat qo'ygan kishining omonatini ado qil va senga xiyonat qilgan kishiga xiyonat qilma. Unaqa emas, musulmon odam yarashmas ekan bu narsa. Yutba'ul mu'minu alal khilali kulliha illa al-khiyanata wal kadiba. Mo eshitdinglar-da? Masalan, injiqmiz, g'ibat qilamiz, namozga yalqovmiz, yana bir ko'zimiz chataq, quloqimiz chataq. Yomon sifatlarimiz albatta bor. Ozmi ko'pmi, lekin bor. Rasululloh aytayaptilar,
Mu'min adam her kanday sıfat bilan, her kanday yomon sıfatma sıfatlanıp kalışı mümkün. Fakat yalan bilan hıyanat Müslümanın tabiatı götmesliği gerek. Şuna diyeyim mi? Köp yapırış, incirlik, çidese buladı. Fakat neme Müslümanın tabiatı yukumasakken? Hıyanat bilan yalan. Ebu Lubaba. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Banu Kureyze bilan bo'lgan g'azotda bu Yahudilarını kamal kıldılar. Ve bir neçe gün kamal bo'lganidan keyin ular taslim bo'lishadi, yon bo'lishdi. Resulullah ularga aytdilar, meni hukmimga rozi bo'lib taslim bo'lasizlar. Xohlaganimni qilaman. Xohlasam avf qilaman, xohlasam qatl qilaman. Xanda g'azotida qilgan xiyonatlari uchun. Shunda Yahudlar o'zlarining ishini bir maslahatlashlik uchun musulmonlarning ichidan Abu Luboba roziyallohu anhuni kelishigini talab qilishdi. Chunki islomgacha Abu Luboba roziyallohu anhuni Banu Qurayza Yahudlar bilan bordi keldisi boradi. Ularning oldiga Abu Luboba keldi. Abu Luboba ularning oldiga kelganida ular "Ey Abu Luboba, agar Muhammadga taslim bo'lsak, sallallohu alayhi vasallam, nima qiladi deb o'ylaysan?" deyishdi. Abu Luboba roziyallohu anhu aytadi, "Sezmay qoldim. Qo'limni shunday kaftimni kekirtagimdan yuzib qo'ydim" dedi. Ya'ni taslim bo'lsanglar nima bo'ladi? Qatl qilinasizlar. Shunday qildim-u payg'ambarimizning sirini sotib qo'yganim, xiyonat qilganligimni tushundim, ortimga qarab ketdim. Rasulullohning sirini sotib qo'yganligi uchun, xiyonat qilib qo'yganligi uchun Rasulullohning oldiga borgani uyalib, to'g'ri Masjidun Nabaviyga, Madinaga bordi. O'zini ustiga bog'latib qo'ydi. Rasulullohga kelib yetmaguncha men yechilmayman. Emir bir asr qatoridaman. Xiyonat qildim Rasulullohga. Alloh taolo oyat nozil qildi. Astagfirullah billah. Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war-rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ey mu'minlar, Alloh va uning payg'ambariga xiyonat qilmangiz. Allohga xiyonat qilmanglar, payg'ambarga himoyat qilmanglar va bilgan holingizda sizlarga ishonib berilgan narsalarga xiyonat qilmangiz. Alloh va payg'ambarga bo'lgan xiyonatga yaqin olib kelinyapti insonlar bir-biriga xiyonat qilishi. Biroq indamanga deb qo'yadi. Bo'ldi deysiz. Qarang, biroq indamang deyishi shart emas. Sizga gapirayotib turib, u yerda qarab qo'ydimi? Bo'ldi, omonat shu ham. Abu Luboba masjidda bog'lanib turibdi. Namozga bo'shatib qo'yishadi. Namozini o'qib yana baylab qo'yishadi. Qazoi hojatga boradi, yana baylab qo'yishadi. Boshqa payt balangan holda turadi. Musulmonlar chiqqasi gaplashmay qo'yishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechalarni birida Ummu Saloma onamizni uyida turar ekanlar, oyat nozil bo'ldi. Abu Lubobani gunohi avf qilinganligi haqida. Astagfirullah billah va oxiruna atarofu bi zunubihim. Xolatu amalan solihan va oxira sayya asallohu an yatub alayhim innalloha g'afurur rahim. Yana boshqa bir kishilar borki, Abu Luboba günahlarını itiraf kılırlar. Ular yaxşı amanla başka yamanıya aralaştırıp yuborganlar. Allah ularının tavbalarını kabul kılsa acabmaz. Elbette Allah mağfiretli, mihribandır. Abu Lubobaning tavbası kabul kılındı. Hatası neydi? Amanat aytilgan sirga xiyonat qilganidi. Nima uchun insan xiyonat qiladi? Sababları ko'p. Asosiylari hasad. Mol-u dunyo mansabga bo'lgan tama, johillik, kibr. Asosiylari shular. Shu narsadan kelib chiqib inson xiyonat qiladi. Hozirgi kunda birodarlar ko'p odamlarga xiyonatkorlik ustasi farayinlikka o'xshab qolgan. Xiyonat qilib, xoinlik qilib, klientni aldab, bir so'mdanligi 3 so'm olishlikdi, ustasi farayinlik. İşbirarman deb qo'yadi. O'zi asli kim edi bu? Xoin edi bu. Xoin edi bu. Aslida bu sifat habislik, ahmoqlik, gunoh va ma'siyat edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar, innaha sata'ti alannasi sinuna khodda'a. Odamlarning ustiga aldoqchi yillar keladi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Aldoqchi yillar. Qarang, nima bo'ladi u yillarda? Aldoqchi inson yolg'onchi inson rostgo'yalanib qoladi. Rostgo'y kishi yolg'onchiga chiqariladi. Xoinlar omonatdor bo'lib qolishadi, omonatdorlar esa xiyonatkor bo'lib sanalishadi. To'g'risini aytgan odam yomon bo'lib ketaveradi. Yolg'onchilar rostgo'ylar o'rnida tutib qoladi, rost gapirganlar
kazzoblar da onu doğup kaladı. En katta hıyanatkarlar, halkta mülküge, halkta malıge, şimdi bir hıyanat kıyaladıkanlar, sahavat peşe, amanatlar insanlar boğup kaladı. Halbuki gul degen dersimiz var. Kim nimaga hıyanat kılıp, oğurlagen bolsa Müslümanlardan oradan, kıyamatta boynunda duradı. Peygamberimiz aytganlar. Kim at oğurlagen bolsa, kıyamatta at boynunda kişinip duradı. Kim sigir oğurlagen bolsa, tüy oğurlagen bolsa, koy oğurlagen boynunda yapışıp duradı. Kim sarık ve okunu oğurlagen bolsa, boynunda inlemesine asılıp duradı. Haybar gazatıda çıkan ganimelerden bir kişi, ya Resulullah, ben bana ayak giyimimi bağıçın avaladım keçe, önce çıkken de taksim kılınmasından degen de, dozaktan iki de bağıç ayak indi degenler derler. Çüşüranı hamsanı yaptı bu katta katta oğulla bir ekenler. Ve ne mende kıp koyardı, bir tane ol koşup koyardı, bir tane vergildi meğe kap koyardı, bu oldu. 10 bin, 100 bin, 100 bin, 10 bin gibi elen turptu da. Bitti, ayak giyimini bağıçın agenlik için kıyamette dozaktan bugün bağıç oladı dese, buladı ahavala numa bularken. Alim ve abidlerden bugün Abu Aqil hikaye kıladı. Hacge vardım. Boy bedavlat adam mesedim ama barıp gelişlikke nafakam barıdı. Hacda yürürken ben kızıl ipke beylengen bir top mervaretini topu aldım. Cüde hem kımmet baha. Eğer şunu özünü kıkıvasa boy bedavlat top geçişi anık. Ama egesini kıdırdım. Hacda. Hacda. Kıdırdım topmadım. Ahiri falan cahide bir oksakal, bir kariye marvaratımı yokatıp koydun da ister yürüp dedi, menge açtı. Öş oksakalına topu bardım, soradım. Ne mez yokattıyız? Marvaratımı yokattım. Kanakaydı sıfatı, falan falan falan. Bana marvaratız dedi. Aldı ketti. Bu kişi dedi, özüm yurtumge keçtiğinden avval Beytel Mahdis'ni ziyaratıya bardım. Ondan kaydı vatanımge geçtiğinden avval Şam'ge kirdim, Halep'teki bir mescidge huftan namazını kuyanı kirdim. Tün soğuk, taşkarıya çıkıp yatadığım cahim yok, yana pulumam yok, mescidde tünaşke karar kıldım. Ton yatkaç adamlar mescidki gelişip, beni ahliyenin mekanlığımı körüp düşünüşüp, Bamdat namazı imam bir kılıp verişimi soruştu. Oku verdim. Kavm mescidimizi imamı vafat etken yakında, şu adamla onunki imam bir kılıp vermişsin mi dedim. Abu Aqil dedi, baradığım cahim yok, pulumam yok, üyümem yok, razı buldum. Bir neçe gün onlara imamlık kıldım. Kavm, ana şu günlerde asnası da, avvalgi imamımız özden ki bir kızı yalnız koyan, özünü üyüde turadı. Fakir hem emez, eğer makul kese, öşü kızı üylenip, bizge imamlık kısayız. Yani baradığın cahı yok, pulu yok, üyü yok. Razı buldum. O kızı üylendim. Ve onu üyüde yaşaştı başladım. Günlerde burada, ayolumun kolu da, haligi marvaratını körüp kaldım. Bu kayadan geldi sizge edip soradım. Bu benim marvaratım dedi. Men hacda bugün işine ayeti verdim. Bir kariyana topup, kola göçün esasını bergen edim. Ay oğlum sözünü eşit durup, ana şu kariye beni otamadı. Manova siz imam bulup dururken mescidin imamıydı. Otam dua kılardı. Size ana şu kıyken işinizi eslep, yapırıp durup amanatlar yigitke düş geldim de. Dua kılar dedi. Parvardigar, kızımını, menge marvaratını kaytarıp vergen ana o kişi göçügen amanatlar insan yeni kâhla gendi. Atam kaya adam bilsin, duasını Allah icabat kıyanı yine dedi. Amanatlar adam, güvah bulmasayam, yazılmagen bulsayam, ispat dalil bulmasayam, amanatına da kıladı. Yani adamlar var, bahreyip durup, inkar kıladı. Közüzgü göle yapıp durup, olmadım deydi. Yalganı yapıp durup oradı. Hiç kim görme yaptı. Hiç kim bilme yaptı. Kesse yakın çapıl çıkanını. Neşbul kegenliğini sizden başka hiç kim bilmeydi. Hiç kim görme yaptı. Amanat dar adam Allah'dan korkadı. Allah'dan korkadı. Allah da Allah merhamet kıladı. İnna aradna l-emanete ala s-semavati vel-ard vel-cibali fe'beyna yehmillaha ve aşfakna minha ve hamalaha l-insan innehu kâne zalûman cehûla. Elbette biz bu amanatını, yani şeriat-ı İslamiyye'deki ibadetlerini Osmanlılar'a, yerge ve tağ-ı taşlar'a kündelen kılgen edik. Onlar onu kötü işten baş tarttılar ve korktular. İnsan ise onu öz zimmesine aldı. Der hakikat o, özgü zulüm kılıcı ve nadan idi. Omonatdor adam, xiyonatkor adam. Bu ikkalasi hargiz teng bo'lmaydi. Birodarlar, omonat nima edi?
Allah bizga arz qilgan. Allohning farzlari, taklifotlari. Agar bu omonatni yelkamizga qabul qilib olib turib ado qilmasak, albatta jazolanamiz. Chunki bu omonat og'irligi uchun osmonlar, yer, koinot uni ko'tarishdan bosh tortdi. Alloh subhanahu va taolo barchamizni omonatdor bandalardan qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi